Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orca Matematik Yayınları'nın 2024 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son testlere geldik. 21. testteyiz. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım bakalım ilk soru bize ne anlatıyor. F fonksiyonu negatif reel sayılar aralığında pozitif değerli. Pozitif değerli demek ne demek arkadaşlar? Görüntünün yukarıda kalması demek ve aynı zamanda sol tarafta olacak negatif reel sayılarda tanımlı azalan bir fonksiyon ve sürekli bir fonksiyon. Yani şöyle aşağı inen bir fonksiyon olsun. Biz bunu buraya çizdiğimizi düşünelim. Bunu da bir tık şöyle büyütelim. Şimdi f'in tersinde eksi 2 7 Yani burada şu ikisini yer değiştirirseniz ben buradan f eksi 7'nin kaç olduğunu anlarım. 2 olduğunu anlarım. Peki bana ne soruyor? Eksi 7 ile bakın eksi 7 ile eksi 3 arasında kalan eğrinin altında kalan alanı soruyor bana. Yani integral sorduğu zaman eğrinin x eksiğinde arası kalan bölgenin alanı soruyor. Şimdi sarı bölgeyi sordu. Ne olabilir demiş. Benim bilgimle f'in tersinde 2'yi eksi 7 ise f eksi 7 2'dir. Yani şurası kaça tekabül edecek? 2'ye tekabül edecek. Doğru mu? Şimdi o zaman burası 2 birim. Şurası 4 birim. şimdi Bu yamuğun alanı ne olabilir diye düşündüğünüzde bir kere azalan olduğuna göre şuradan bu dikdörtgenin alanı olamaz. Bu dikdörtgenin alanı nedir? 8'dir. Demek ki 8'den daha küçük bir alana sahip olacak. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. Buradan kesersiniz. Buradan kestiğiniz zaman da işte orası kaça denk geliyorsa bilmiyoruz f-3'ün kaça denk geldiğini. Buradan da alan olarak daha büyük olacaktır. Ama bize sadece şeyi verdiği için yani f-7'yi verdiği için şu bölgenin alanından daha küçük olacaktır. Bu bölgenin alanı kaçtır? 8'dir değil mi? 8. 8'den daha küçük olacağına göre aşağıdaki hangisi olabilir demiş. O zaman bizim cevabımız ne gelecek? 7,6 gelecek. Çünkü şartı sürekli olması, azalan olması. Doğru mu? Ve hep pozitif değerli olmasından dolayı cevabımız bu şekilde olacak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi i̇kinci sorumuzda bize fx-1 fonksiyonu vermiş. Yani aslında bir birim sağa ötelenmiş fonksiyonun alanı 18'miş. Biz bunu bir birim sola çektiğimizde yani burası 0, burası 6 olacak. Yani tam nereye denk gelecek arkadaşlar? Y eksene denk gelecek. Burası y ekseni olacak. Şurasını artık kaybedeyim ben mesela. Burayı kaybedebilir miyim? Şurayı kaybedebilir miyim? Onu düşünüyorum. Şurası olmadığını düşünün. Şöyle. Şöyle bir y eksenimiz var. Burası da bizim için artık ne oldu? Fx oldu. Tamam. Peki buna göre bir 7 aralığında eğri altta kalan alanı verilmiş. Tamam biz onu 0-6'ya çektik. Buna göre aşağıdaki 3 tane öncülü hangileri doğrudur demiş. Gelin beraber yapalım. Şimdi şurada bizim elimizde ne var? F2x bölü 3 eksi 2 dx'in 3 ile 12 arasında kalan kısmının integralini hesapladığımızda bizim kaç bulmamız lazım? 27 bulmamız lazım. azaba doğru mu diye bakıyoruz. Şimdi burada bir değişken değişimi yapalım. Şurada değişken değişimi yaptığınızda 2x bölü 3 eksi 2'ye u derseniz o zaman 2 bölü 3 dx eşittir sizin için ne olacak? du olacak. O zaman dx dediğiniz şey de 3 bölü 2. Şöyle birazcık yukarı alayım. 3 bölü 2 du yaptı. Değil mi? Burası bakın şurası dx 3 bölü 2 du'ymuş. E buraya da u dedik. O zaman bizim ifademiz ne oldu? Şöyle yapalım isterseniz. F u du. Şimdi dx yerine de ne yazalım? 3 bölü 2 yazalım. Başına bir 3 bölü 2 koyalım. Peki benim sınırlarım ne olacak? bu 12 ve 3 x'e ait biz onları ne yapacağız? Şurada u'ya çevireceğiz. 12 verirseniz 24 8 eksi 2 6 yaptı üst sınır. 3 verirseniz 2 kere buraya 3 vereceğiz şimdi. 3 verdik 6 2 eksi 2 0 yaptı. 0'dan 6'ya f u, d, u ya da bir nevi burası bizim için f x d x de ne olabilir arkadaşlar? Olabilir. Şimdi o zaman şöyle bakın 18 ya burası. Şurası 18 ya. Ee, o zaman 0'dan 6'ya, 0'dan 6'ya bunun 3 bölü 2 katı ne yapacak? 18 çarpı 3 bölü 2 yapacak. O zaman bu bunu götürürse buradan 9, 9 kere 3, 27 yaptı. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Yani sınırların doğru olduğunu kabul edecek olursanız aslında şu önündeki kat sayı ters çevirip çarpıyorsunuz. Mesela 3 bölü 2 tane 18 ya mesela 18 çarpı 2 bölü 3 derseniz kaç yapacak arkadaşlar? 6, 12 yapacak. Bak alansı olarak tuttu. Sınırlar tutar mı? Ona bakacağız birazdan. İşte 18 dediği zaman burada 3 varsa biz aslında fonksiyonda önüne 3 koymak demek 3 ile ziplemek demek. O zaman alanı da 3 ile zipliyorsunuz. 3'e böldüğünüz zaman ne yapıyor? 6 yapıyor. O zaman bu olmuyor. O zaman 1 2 diyeceğiz ama şu sınırlar tutuyor mu? Ona bakalım. Şimdi şurada arkadaşlar x yerine 2 verelim. Ne yaptı orası? 3 kere 2. 6. 6 bölü 2. 3. 3 eksi 3. 0. Peki 6 verirsek ne yapacak orası? 6 verdiğimizde 18 bölü 2, 9, 9 eksi 3'te 6 yaptı. 0'dan 6'ya bak tam sınırda tuttu. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 öncülleri bizim için doğrudur. Yani doğru cevabımız ikinci soru için ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diye biz aslında küçük bir pratik anlattım size. Sınırlar eğer doğruysa o zaman şu önündeki kat sayının tersiyle çarptığın zaman alansal değişme olur. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela şurası 1, 4 kısmında burası 12. Burası 12 olsun. Bu fx olsun. Bize f2x'in sorduğu zaman biz o zaman ne yapacağız? İşte bu sefer 1 bölü 2 ile 2 arasında o zaman 12 değil de buranın alanı kaç gelecek? 6 gelecek diyebiliriz. Böyle bir pratik yapabilirsiniz. Bu da güzel bir tiyo sizin için. Şimdi geldik 3. soruya. F'in türevinde x bölü kök x ise ax demiş. Fx bölü kök X küpede dx demiş, bx demiş. Buna göre ax eksi 1 bölü 2 bx ifadesinin eşdeğer hangisidir demiş. Şimdi bunları birleştirmemizi istiyor bence. Çünkü bunları birleştirdiğiniz zaman şıklara baktığınız zaman da bir şeyin türevi gelecek. Şıklardaki bir tanesinin türevi şu gelecek arkadaşlar. Bakın f şimdi şurayla şurayı onun benden istediği gibi yapacağım. Yani ne olacak orası? F'in türevinde x bölü kök x eksi 1 bölü 2. O da ne olacak? fx bölü 2 tane kök içinde x küp olacak. İşte ben istediği ifade bu. İntegralin içerisinde. Değil mi? Bu ifadeyi integralden kurtaralım bakalım. Nasıl kurtarırız? O zaman biz ne diyelim? Şıklardan bir tanesi bunun türevi olacak. Daha doğrusu şıkların türevi bu olacak. Hangisi? Şıkların birinin türevi bu olacak. Ama hangisi? Dikkatli bakın. Şimdi birincinin türevi çarpı ikinci bir kere çarpım türevi diye düşünürseniz bakın burada bir f'in türevinde x var. Yani o zaman şöyle bir şey mi yapsak acaba? fx bölü kök x'in türevini mi alsak? Bakın şunun türevini mi alsak? Şimdi, çünkü ilkinden türev bu geliyor ya. Ben böyle düşündüm. şimdi Bakalım o zaman bölüm türevini mi yapalım? Ya da şöyle yapalım bunu. fx çarpı 1 bölü kök x'in türevini alalım. Sanki hani zaten bölüm türevi de çarpım türevinden geliyor ya. O mantıkla. Şimdi ne olacak o zaman? F'in türevinde x bölü kök x artı fx çarpı. Şimdi ben ne yapacağım? 1 bölü kök x'in türevini alacağım. 1 bölü kök x'in türevini alıyoruz. Şimdi 1 bölü kök x'in türevi nedir aslında? x üzeri eksi 1 bölü 2'nin türevidir. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kuvveti başa alıyoruz. Kuvveti bir azaltıyoruz. Bu oluyor. O zaman şu düzelteyim bunu çirkin oldu. O zaman fx çarpı eksi 1 bölü 2 derse buraya bir eksi 1 bölü 2 yapalım. Eksi 1 bölü 2 koyalım. Bir de 1 bölü x üzeri 3 bölü 2. x üzeri 3 bölü 2 nedir? x çarpı x üzeri 1 bölü 2. Yani burası kök x yapar. Yani şurası ne yaptı arkadaşlar? x kök x yaptı. Şimdi çirkin gibi görülebilir. Şimdi orayı düzelttiğin zaman tam dediğim tutacak. F'in türevinde x bölü kök x eksi fx yukarıda, 2 aşağıda, bir de x kök x aşağıda. Bakın, bana verdiği aynısı değil mi? Bakın, şununla şu aynı. Evet, o zaman doğru oldu. Yani bizim ifademiz, şu ifade, şu yeşil ifade bunun türevinden geliyormuş. E, i̇ntegralde ters türevde, o zaman bizim cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Denize gelecektir diyebiliriz. Yani bu biraz ön bir soru. Bu neyin türevinden gelir diye düşünüp Şıklara da biraz bakarak tabii şıklara da biraz bakarak akıl yürüterek ne yapabilirsiniz soruyu çözebilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Tamam. F 0 vermiş f 5i soruyor. E peki f'in türevinin daha doğrusu bir fonksiyonun x eksenini arası kalan bölgenin alanını integralle bulabiliyorduk. O zaman ben şöyle bir şey yapsam sıfırdan beşe f'in türevinde x desem. Bu bana neyi verecek? F5 eksi F0 verecek. Doğru mu? F5 eksi F0 verdi. E peki integralden çıktığı zaman değil mi? Fx e çıkacak. O da F5 eksi F0. E bu ne demek? F'in türevinin x ekseninin arasında kalan bölgenin alanıdır. 0 ile 5 arasında. Yani şunu şöyle tarayalım. Nereye kadar? 5'e kadar. Şurası 5 olsun. E bu bir yamuk. Burası 5 birim. İşte burası 2, burası 5 ise burası 3 kaldı. Burası 4. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2. 8, 4, 32 bölü 2, 16. Demek ki sol taraf 16 geldi. F5 eksi F0. F5 eksi F0. F0'ı biliyor muyuz? Biliyoruz. O da kaç? 3'müş. 3'ü bu tarafa atarsanız. Buradan F5 ne gelir arkadaşlar? 19 gelir diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzun? 4'ün sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 5. sorumuza. F fonksiyonunun 53'e 4 noktasında mutlak maksimum vardır. Şimdi mutlak maksimum ne demek? Yerel maksimumlar ayrı, mutlak maksimum ayrı. Tabi mutlak maksimum aynı zamanda bir yerel maksimum. E, mutlak maksimum o yerel maksimumların en büyüğü. En büyük görüntüye sahip olanı. Yani mesela şöyle bir fonksiyon grafiği çizdiğinizde. Bu da yerel maksimumdur. Bu da yerel maksimumdur. Bu da yerel maksimumdur. Bu aynı zamanda şuradaki nokta mutlak maksimumdur. Yani fonksiyon daha onun üstüne çıkmaz. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. X'i 53 olsun. Değil mi? X'i 53 olsun. Maşallah. Y'si de kaç olsun? 4 olsun. Demek ki benim fonksiyonum aşağı takılıyor böyle. <laughs> en son burada bu zirveyi yapıyor bırakıyor. Buna göre 1 ile 4 arasında mesela 1 ile 4 arasında şu bölgenin alanı aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi aşağıdaki hangisi olabilir dediğine göre demek ki benim eğrim buraya bir daha görmeyecek. Yani şu alan olmaz. Şundan daha küçük bir alana sahip olacak kesin. Şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? 4 birim. O zaman orası kaç yaptı? 12 yaptı. 12'den daha küçük olacak kesindir. O zaman doğru cevabımız ne gelir? 12'den daha küçük olan tek bir şıkkımız var. 11.5'tür diyebiliriz. Böyle soruları ÖSYM sever. Bilginiz olsun. Bu aslında Riemann alt toplam üst toplamla ilgili. Yani ifadenin alabileceği kısımları çözdüğümüz ama Riemann'ı çok kullanmadığımız bir çözüm. Tamam. Şimdi geldik altın sorumuza. F fonksiyonu 1, 4 kapalı aralığından 2, 6 kapalı arınan, tanımlı sürekli artan ve örten bir fonksiyon. Yani artıyorsun, yukarı doğru çıkıyorsun. 1 ken bir de 2 iken, 1 ken 4, yok dalladım, yanlış oldu, 1 4, burası 2, burası 6, tutturamadık. Yani şöyle yukarı kayan bir fonksiyon, değil mi? 1 4 kapalarından 2 6 kapalarından artan olacak ve örten olacak, o zaman tamam, anlaştık. Bana nereyi soruyor? 2 6'nın f'in tersinde, yani y eksenine yaslanıyor. Yani şurayı soruyor, burası ne olabilir diyor. Artan olduğuna göre bu aşağı inmeyecek. Bu ne olacak? Düz de gidebilir, böyle de gidebilir. Yani burada mesela burası olmaz, şurası olmaz. Bence alan buraya eşit işte olmaz. Yani burası 4, burası 4 olsa 16 olmaz. Çünkü şöyle olur o zaman benim fonksiyonum, şunu silelim bir şöyle gidecek, şöyle olacak. Böyle bir alan olabilir mi? Çünkü f'in tersi demek 2 ile 6 arasında y e eklerine yaptı demek. O zaman 16'dan küçük olacak kesin. Peki şöyle bir grafik de olamaz. Yani o zaman benim alanım burada baktığınız zaman burası 1 bir, birim burası da 4 birimse 4 de olamaz. O zaman 4 ile 6 arası 16 arasında değerler alır bizim integralimiz sonucu. Yani 5, 6, 7 kaça kadar? 15'e kadar. Medyan çarpı terim sayısından biz çözeriz bunu toplamını. Medyan nedir? En büyük terimle en küçük terimin toplamının yarısı çarpı terim sayısı. Terim sayısı ne? 5'ten 15'e kadar kaç tane terim var Soner? 11 tane terim var. O zaman bunun cevabına gelir? 110 gelir diyebiliriz. Yani altın sorumuza cevabı denizliymiş. Şimdi geldik 7'ye. F02 kapalı aralığından 0, 2 kapalı, 3, 4 kapalı tanımlı olan ikinci dereceden bir fonksiyon. İkinci dereceden şekilde verilen f fonksiyonu tepe noktası b'dir. Yani tam burada dönüyor. Yani bu parabol şöyle bir şey aslında. Nereden aldım? İkinci dereceden bir fonksiyon olduğu için. Burası da e, tepe noktası olduğu için bundan sonra yukarı doğru dönüyor. Aynı simetrik olarak orada da olacak. Verilen kesit b noktasının. Bu arada ben bunun alanını bulabilirim. Yine bizim pratik yöntemimizde. Tepe noktasından şu şekilde f2f taktiğimiz vardı. Bana kızacaksınız ama yapacak bir şey yok. Böyle yapabilir. Zaten soru onu istiyor sizden. Yani bir fonksiyon yok karşınızda. Şurası 2, şurası 1. O zaman şunu şuradan birleştirirseniz bu dikdörtgen 2 birim karedir. Şimdi 3'e bölerseniz burası da 2 bölü 3'tür. Yani şu bölge 2 bölü 3'lük bir alana sahip. Gri bölge. Daha sonra verilen kesit B noktasının ordinatı, şunun ordinatı. Değil mi? Sıfır olana kadar her adımda 2 birim sağ, bir birim aşağı öteleniyor. Yani ben bunu 2 birim sağa, bir birim aşağı ötelediğimde bu sefer kaça geldi arkadaşlar? Burası 2'ye geldi. Sonra bir daha aynısını yaptım. Bu sefer şimdi burası 4, burası 6. Bu sefer 1 oldu. Sonra bir daha yaptığımda tam 8'de ne yapacak? İlk 8'ine değecek. Öteleniyor. Buna göre son durumda eksenler ve şekil arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim kadar demiş. Yani bize aslında burada oluşan bölgenin alanı sormuş. Şimdi şöyle bu 2 bölü 3 ya bu da 2 bölü 3 bu da 2 bölü 3 bu da 2 bölü 3 dersek bir kere 4 tane 2 bölü 3'ümüz var. Kesin. Bir de işte burası 3 burası 2 ise buranın alanı 6'dır. Burası 2 burası 2 ise buranın alanı 4'tür. Burası 1 burası 2 ise buranın alanı da 2'dir. Bir de ekstradan 12 birim kare alanımız var. Buradan ne yapar? 8 bölü 3 artı 12 yapar. 36, 44 bölü 3 yapar bizim sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi? Bu soru için Ceyhan geldi arkadaşlar. Ve böylece 7 soruyu tamamladık. Geldik sağ tarafa son 2 sorumuza. Şimdi 8. soru. 8. soru. K türünden diğer aşağıya hangisine eşittir demiş. Ben bunu normalde sonucunu buluruz biz bunun integral olarak. Biz bunun sonucunu buluruz ama müfredatımız da yok. Hani biz bunu nasıl eleniyor yardımıyla integralini falan alabiliriz. Güzel de çözümlerini üretiriz ama onu istemiyor da bu ikisini birbiri cinsen değerini istiyor. O zaman ben şöyle bir adım izlerim açıkçası. Hani bunları toplarım çıkarırım güzel bir rasyonel sayı sorusu gibi e, ifadeyi bir tam sayıya dönüştürmeye çalışırım. Yani şu arkadaşla şu arkadaştan bir 3x artı 4 üretirim. Nasıl üretirim onu? Ee, şimdi o zaman bunu mesela 2 ile çarpsak 2x artı 6 yapar. Burası x eksi 2. Toplarsanız ne yapar? 3x eksi 4. 3x artı 4. Tamam oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben buna mesela şu integrale t diyeyim. Tamam mı? K o zaman içerisi x eksi 2 bölü 3x artı 4 olan. Tamam mı? T olan da içerisi x artı 3 bölü 3x artı 4 olan. Ben bunları toplayıp çıkararak güzel bir şekilde 3x artı 4 yapmaya çalışacağım üst tarafları. Şimdi e, bunu 2 ile genişletirsem. Değil mi? Bunu 2 ile genişletirsek. O zaman burası 2x artı 6 yapacak. Sonra bu ikisini topladığınızda. Ne yaptı? 3x artı 4 yaptı. Yani şöyle diyebilir miyiz? K artı 2t integral. Sınırlar aynı, eksi 1 ile 2 yaparsanız sizin elinizde eksi 1'den 2'ye kadar ne olur arkadaşlar? 1dx olur. Tabii kt demeyelim de hani e, şu kt yanlış bir ifade olur. Şöyle yapmış oluruz aslında. K ile 2t'yi topladığımız zaman böyle bir şey çıktı. İçerisi 1 yapar. E peki bunun ben size taklidini bolca anlatıyorum. Şurası 3, şurası 1. O zaman burası 3'e eşit. O zaman k artı 2 t 3'müş. Bizden ne istiyor? T'nin k cinsinden değeri. O zaman t'yi yalnız bırak T o zaman 3 eksi k bölü 2 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne geldi. Yani burada bu ikisinden böyle güzel bir sabit sayı üretmek için ikisinin ikisini öyle güzel toplayayım paydalarını. Paydayı oluşturayım diye uğraştım. Şimdi geldik 9'a ve dersimizin testimizin son sorusuna. Şimdi x demiş a d arasında bir eleman. H, g, f. H olan pembiş. G olan maviş. C olan da ne arkadaşlar? E, f. H büyük, g büyük, f olmak üzere yukarıda verilen şekilde mavi renkli bölgenin alanları toplamı sarı renkli bölgenin alanına eşittir demiş. Buna göre a d arasında f artı h ifadesinin. Şimdi... Ne demiş? Mavi renkli bölgenin alanları toplamı sarı renkli bölgenin alanına eşit. Tamam. Şimdi A ile D arasında yani baştan sona kadar F. F ne? Şurası mı? Evet ya da beyaz kısmla paşın altında kalan pembişin altında kalan yani aslında ne diyor? Mavi artı mavi artı beyaz kısmı veren ifade istiyor. Benim anladığım o. Yanlış mı söylüyorum? Yok. Yanlış söylüyorum. Çünkü e, e, haşın altında da beyaz var. Bakın şimdi haşın altında hem mavi var, hem sarı var, hem beyaz var. Yani mavi artı sarı artı beyaz artı f'te de beyaz var. E sarı yerine mavi kullanırsam iki mavi artı iki beyaz yapar. Ya da iki sarı artı iki beyaz yapar. Doğru mu? Bana İfaz seçenekler hangisi demiş? A'dan D'ye. O zaman ben ne diyeyim? A'dan D'ye. Bakın aslında şu mavinin iki katı çıktı. Yani burası sarı artı beyazın şuranın iki katı çıktı diyebiliriz. A'dan D'ye. Bakalım A'dan D'ye. O fonksiyon ne? Maviş olan G mi? A'dan D'ye gx dx'in 2 katı çıktı diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 9. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece integralde 21. testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.